Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte custom Mercedes 560 sekleri inceleyeceğiz. Böyle bir poşetin içinde şu anda. Rafın son hali bu şekilde. Bu rafı da çok yakın zamanda tekrardan şöyle baştan aşağı sizlere çekeceğim. Videosu gelecek. Koleksiyon nereden ne hale geldi gibisinden bir video çekeceğim. Ama bugün arkadaşlar böyle elimde görmüş olduğunuz poşetin içinde custom Mercedes 560 sekler var. Hatta burada da normalleri var. Hadi incelemeye geçelim. Evet arkadaşlar, incelemeye geçebiliriz. Şöyle bir koleksiyoncu abimiz gönderdi bunu. Tanıdığım Aydın'da oturan. O da benim gibi bu koleksiyonu yapan birisi. Böyle araçları custom'lamış. Ve bana dedi ki incelemek istersen seninle paylaşabilirim dedi araçları. Şöyle ilk başta şöyle bir sarmış kendisi. Farklı farklı renkler var. Jant lastikte, kauçuk teker de takmış. Bayağı güzel olmuş. Bu normal stok hali. Böyle bakın siyah. Zaten bu herkesin bildiği hali. Bunu kenara alayım. Şöyle bir tane daha hali var. Şöyle o da gri. Bunu da geçenki bit pazarı videosunda açmıştık. Gri halde bu şekilde arkadaki yazıları falan zaten sıfır orijinal haliyle bile mükemmel detayları olan bir araçtı. Bu arada Mercedes geçidi olacağı için de arkaya böyle bir sürü Mercedesler dizdim arkadaşlar. Abi neden evlenmiyorsun? Evleneceğime bir Mercedes daha alırım. Hatta şunu geri koyalım şuraya, boş durmasın. Arkada da bir tane 1.18, bunu da İzmir Bit Pazarından almıştık. G kasa var. Hatta bunun üreticisi Mini Champs. Bakalım arkadaşlar, bunu bir lastik falan denk gelirse, orijinal lastikleri şu. Bunu artık adam edebilirsek. Gidecek edemezsek. Yapacak bir şey yok. Biz üstüm. Böyle kalacak. Arka bagajı falan açılıyor. Yani üstünde bakın sanayide yatmaktan tozlandı. Arkada tekeri falan duruyor. Ön camı da yok. Bayağı kazalı bir araç. Bunu da Mercedes geçidi olacağı için getirmek istedim. Nasıl yapmışım? İyi yapmışım. Yapmış mıyım? İyi yapmış mıyım? Evet neyse biz devam edelim. Şöyle bir ben bunu kenara alayım arkadaşlar. Direkt kenardan alıp göstereyim ben size. İlk başta şöyle bir pembe rengine custom'lamış. Ön detaylar yine fabrikasyonda olduğu gibi var. Hatta kıyaslayalım. Şöyle baktığımız zaman fabrikasyondaki ile aynı, hatta daha güzel. Çünkü bunda bakın direkt gri yapılmış, geçilmiş Mercedes logosu. Fakat burada şöyle gösterirsem daha iyi olacak. Bu Mercedes logosu falan. Bakın gümüş rengine detaylandırılmış. Yandan bakılışı bu şekilde. İkisi de aynı. Pembe pembe, tam bir Barbie aracı. Şöyle kauçuk teker de takılmış. Alttan açılmış bakın. Böyle silikon gibi bir şeyle de kapatmış kendisi. Bu jant güzel olmuş. Fena değil. Daha güzel olabilir mi? Bu BBS jantlar. Hatta şu araçtan gösterelim. Buradaki gibi bir jant da olabilirmiş. Altın renkli. Pembeyle altın rengi güzel uyumlu olurmuş. Ama bu da güzel. Şöyle arka detaylar. Yine öbürkünde olduğu gibi. Bunda da mevcut. Hatta yine kıyaslayalım. Ha, bunda bir AMG plakalık yok. Ona da kendi plakalarımızdan varsa eğer sulu kaydırma şeklinde yapılabilirmiş aslında. Kendi Türk plakası koysaymış daha güzel olurmuş. Şöyle arka detaylar hepsi var. Bir tık Mercedes logosu sanki yamuk olmuş. Ama geneline baktığımız zaman arkadaşlar araç çok güzel olmuş. Hatta bunu da şöyle görülecek bir yere. Şuradan biraz alan oluşturalım kendimize. Şöyle bırakalım. Pembe rengi bayağı güzelmiş. Evet, hemen bir diğer rengini de yanımdan alıyorum. Şöyle yanıma ayırdım. Evet, bir diğer rengi de beyaz. İşte bakın bu olaydan bahsettim. Harbiden şöyle yaparsak yani gold renk bayağı güzel gidermiş. Hatta kendisine de araçları geri verirken söyleyebilirim. Gold renk jantlar daha güzel gösterebilirmiş ama beyaza da efsane gitmiş arkadaşlar. Bakar mısınız ya? Ya zaten araç premium gibi bir
modelli direkt kutu yani Hot Wheels'ın gönderdiği haliyle bile premium gibiydi. Sadece kauçuk tekeri eksikti ki beyazı mükemmel olmuş gerçekten. Beyaza boyanınca araç. Beyaz kendini göstermiş araç. Siyahla biraz detaylar belli olmuyor. Ufak da bir model olduğu için bunlar. Siyah renk araçların detaylarını kapatıyor ama beyaz da harbiden güzel olmuş. Jantlar da bakın altın rengi çok şık ve güzel yakışmış. Bunda bakın 560 SEK yazısı falan yine aynı şekilde mevcut. Bu sefer Mercedes logosu daha düzgün olmuş. Şöyle 560 SEK yazısı sağdaymış bakın ha, o değişmiş. Artık şöyle şunu da bırakayım. Belki de sulu kaydırma orada tutmadı. Ondan böyle olmuş olabilir bu araçta. En altı bu şekilde. Ama gold jantlar harbiden çok güzel yakışmış. Ve fena göstermiş aracı. Ve son rengimiz altın sarısı rengi harbiden. Bak bu da Arap işi ve zengin gösteren bir renk olmuş. Araca mükemmel gitmiş. Ya boyası falan çok güzel. Hot Wheels'inki gibi adeta. Yani aynı kalitede olmuş. Çok güzel bir boyası. Baktığınız zaman şöyle. Hani hiçbir yerde topaklanma vesaire yok boyada. Bayağı güzel bir şekilde. Araç customlanmış. Şöyle arka. Yani bak şu jantlar mesela. Şu jantların. Aynı şu gold renginde olduğunu düşünürsek. Ki aynı jant mı onlar değil bakın. Şu biraz daha BBS'e benzer bir jant. Bu jant şu pembe olana fena gider. Altın rengi. Hatta kendisine söyleyeceğim bunu. Direkt varsa elinde öyle bir jant. Direkt böyle bir jant taksın. Fena olur fena. Ön detaylar yine çok güzel. Yerleştirilmiş. Yani fabrikasyon olduğu gibi tekrardan yerine eklenmiş. Çünkü biliyorsunuz custom yaparken üstündeki boya sökülüyor aracın. Ve dekaller mekaller hepsi gidiyor detaylar. Ama hepsini tekrardan sulu kaydırma şeklinde yerine geri yapıştırmışlar. Ve bayağı da güzel olmuş. Bakın bu jantı ben bayağı beğendim. Şöyle yıldız şeklinde çok kollu olması aracı göstermiş. Bayağı da güzel zengin işi durmuş. Hatta hepsini şöyle bir elimde tekrardan göstereyim size. Bakın ben en çok şu beyaz rengini beğendim. Ardından altın rengi. Pembe de güzel fakat gold jantlarla daha da güzel duracak. Hatta pembede bakın şöyle bir detay var. Şu hoparlör Pioneer kısmını, Pioneer ovallerini altın rengi gibi bir boyayla boyamışlar. Yani ufaktan bir detay da vermişler. Demek ki altın rengi jant takmayı düşünmüş abimiz. Ama artık beyaza takınca kalmadı mı ne oldu bilmiyorum. Şöyle tekrardan yerine bırakalım. Bayağı da bir Mercedes araç doldurduk buraya arkadaşlar. Premium'dan tut regularına, Meshbox'ına farklı farklı modeller getirdim. Mercedes bölümü yapacağız diye. Bu da şöyle bir Meshbox'ın yeni kasa Mercedes'i. Bayağı güzel araçlar olmuş. Abimize de teşekkür ediyorum tekrardan. Bu güzel araçları video çekmem için bana verdiği için. Tekrar kendine iade edeceğim tabii ki araçları. Benim olmadı ama güzel bir video çıkarmış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de eğer bu tarz böyle custom videolarını gelmesini istiyorsanız aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Yani biz de böyle custom'lar yaparsak fena videolar çıkabilir, eğlenceli olur. Daha önce görülmemiş custom'lar yaparsak böyle farklı farklı renklere boyarsak araçları. Güzel olur. Rafta da farklı durur. Yani alışılmışın dışına çıkmış oluruz. Bayağı güzeldi. Yani ben bayağı beğendim. Ve benim de içimdeki bu custom hevesini biraz da harlamış oldu bu araçlar. Çok güzel çünkü. Stok halinden daha da güzel olmuşlar. Özellikle de şu premium jant ve lastiklerini takınca çok güzel olmuş. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Kanala da henüz abone değilseniz abone olup yanda çıkan zile tıklarsanız video bildirimlerini açmış olursunuz. Gelen videolardan anında haberdar olup ilk izleyenlerden olabilirsiniz. Herkese tekrardan teşekkür ediyorum arkadaşlar videoyu izlediğiniz için. Herkese iyi günler. Hoşça kalın.